Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür elhamdülillah bizler deyiz arkadaşlar. Bugün misafirin geleceğini söylemiştim dünkü canlı yayında. Evet, bugün misafir hazırlığımız var. İftarımızda misafirimiz var. Hemen şöyle pratik bir saray sarması tatlısı yapmak isterim arkadaşlar. Hadi gelin hep beraber bugün iftar sofrasını sizlerle birlikte hazırlayalım. İstiyorsan ben de beraber hazırla. Bir paket sütümüz var arkadaşlar. Hemen bir paket sütümüzü, tenceremizi beraber hazırlayacağız işte. Şöyle tenceremizi boşaltıyorum. Bakalım bugün neler yapacağız hep birlikte. Evet, sütümüzü boşalttık. Bir su bardağı toz şeker. İki yemek kaşığı kakaomuz. Bir buçuk su bardağı da unumuz olacak arkadaşlar. Birinci bardağı koydum. Hemen yarım bardak da alacağım. Orada da bugün hava çok güzel arkadaşlar. Çok güzel güneşli bir hava var. Şöyle bir buçuk bardak da unumuzu koydum. Karıştıracağım. Ondan sonra ocağı alacağım arkadaşlar. Hepsinde de şöyle Hindistan cevizlerini serpiştirdim arkadaşlar. Altına hemen. Önce tatlıyla başlamak isterim. Tatlımız soğuyacak, dinlenecek. Evet, şimdi ocağımızı kaynatmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, sosumuz güzel bir şekilde kaynadı, koyulaştı. Hemen bir tane bir yemek kaşığı margarinimi attım. Hemen vanilyamı da atıyorum. Margarin yalnız geliyene kadar karıştıracağım ve altını kapatacağım. Sosumuz çok güzel oldu. Alo. Evet arkadaşlar, şimdi Hindistan cevizinin üzerine hemen sosumuzu döküyorum. Spatula'yı da alabilirsin. Hepsini toparlıyoruz. Evet arkadaşlar, bir paket krem şantini hemen kabıma koyuyorum. Bir su bardağı soğuk süt olacak. Mutlaka soğuk süt koyuyorum. Ve bunu çırpacağım. Evet arkadaşlar, şantimizi de hazırladık. Dolabımızda biraz beklettikten sonra tatlımızı buluşturacağız.
Evet arkadaşlar, bugünkü çorbamız da buğday çorbası olacak. Nohutla buğdayımızı hemen şöyle kaynattım. Haşlandı. Sonra yoğurtla ve naneyi de buluşturacağım onları en son. Şimdi patlıcan yemeğimize geçelim. Evet arkadaşlar, ben patlıcanlarımı şöyle uzun uzun doğradım ince şekilde. Şöyle hemen suyunu havlu kağıdımda süzüyorum. Tavama atıyorum. Bununla da çok güzel yemek yapacağız. Patlıcanlarımız balık gibi pişiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben köftemi de yoğurdum. Şöyle hemen suvarıyorum, hazırlıyorum. Patlıcanımızın içine hemen kızarttıktan sonra yerleştireceğim. Köftelerimiz de hazırlandı. Şimdi patlıcanımızın pişmesini bekliyoruz. Olsun mu? Olsun mu? Olsun mu? Hepsi buraya veririz. Evet arkadaşlar, önce domatesimi, sonra patatesimi şöyle hemen yağda cızbız yaptır köftelerimizi. Üzerine beşamel sos ve kaşar peynir de gelecek. Çok güzel, lezzetli bir yemek olacak inşallah. Evet arkadaşlar, patlıcan yemeğimiz hazır. Biraz sonra fırına girecek. Üstüne beşamel sos ve kaşar peyniri ekleyeceğim. Hemen onu buraya koyuyorum. Şimdi tatlımızın hemen krem şantisini üzerine ekleyeceğim arkadaşlar. Her ikisi de soğudular. Şöyle
Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi beşamel sosumuzu hazırlayacağız. 2 yemek kaşığı margarin veya tereyağı arkadaşlar, 1 yemek kaşığı da zeytinyağını tencereme koydum. Şimdi biraz erisinler. Tavuğumu da koydum, haşlanıyor. Evet, hemen 1,5 yemek kaşığı unumuzu da ekliyorum arkadaşlar tencereme. Yaptığımız patlıcan yemeğimizin üzerine beşamel sosumuz olacak. Evet, unumuzun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kısık ateşte yapalım arkadaşlar. Unumuz sonra topak topak kavrulsun. Evet, unumuzun kokusu çıktı arkadaşlar. Hemen 1,5 su bardağı sütümü ekliyorum. Tabii ki sürekli karıştırıyoruz ki topaklanmasın. Bir çay kaşığı tuzumu atıyorum. Bir çay kaşığı karabiber. Biraz da kremayı çalıştıralım. Kamera arkası çalıştı ama hep. Şimdi kamera oldu. Evet, ezanı hızlatın ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben de hazırladım beşamel sosumu, hemen patlıcanların üzerine ekleyeceğim şu şekilde.
Evet arkadaşlar, beşamel sosumuzun üzerine hemen salçalı sosumuzla yaptım şöyle. Hemen üzerlerinden şöyle döküyorum. Evet, yemeğimiz biraz fırında piştikten sonra arkadaşlar üzerlerine şöyle kaşar peynirini dökeceğim. En sonunda zaten sizlerle paylaşacağım yemeklerimizi de. Şimdi burada mor lahanamızı hemen rendeledik. Bunu bir güzel yağda biraz tuzda soteleyeceğim arkadaşlar. Biraz evet arkadaşlar, salatamızın da sosunu hemen hazırlayalım. Sarımsaklarımı hemen rendeledim. Şimdi yoğurdumu koyuyorum. Biraz da mayonez koyacağım arkadaşlar. Yoğurdumu şöyle kapatayım. Evet, mayonezimi de yoğurdumla karıştırdım. Mor lahanamızı hemen kavurduktan sonra yoğurdumuzun içerisine alacağım. Sonra da havuçlarımız var arkadaşlar. Onları da soteleyeceğim. Ne güzel rengi oldu değil mi? Bize renk renk nimetler nasip etmiş. Çok şükretmeliyiz arkadaşlar. Şimdi havucumuzla soteliyoruz. Evet, havucumuz da sotelenmiştir. Şimdi yoğurtla karıştıracağız.
Evet arkadaşlar, buğday ve nohut çorbamızı da yoğurtladım, hazırladım. Şöyle, zaten genellikle bu çorba soğuk yenilir. Salatalarımızı da hemen hazırladım şöyle. Mor lahana salatamız ve üstünde havuç. Evet arkadaşlar, biraz yoruldum. Şöyle oturdum. Tavuklarımı didiyorum. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Bugün biraz maratonlu geçti. Halsizlik vurdu. Son dakikalara geliyoruz artık. Tavuklarımı da dediğim pilavımı da yapacağım. Her şey tamam. Tatlımı da inşallah sizlerle beraber dolayacağız arkadaşlar. Sarmasını yapacağız. Evet arkadaşlar, tatlarımızı da sarmaya başladım. Hemen şöyle yerleştiriyorum. Gerçekten çok güzel olmuş kıvamı. Lokum tadında bir tatlı. Evet arkadaşlar, yemeğimizin üzerine hemen kaşarlarımızı da ekliyoruz. Biraz daha fırınımıza vereceğiz. Yemeklerimiz tamamdır. Bugünkü iftar yemeklerimizi hazırladık sizlerle birlikte. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğenirseniz lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. Sizlerle birlikte güzel bir iftar yemeği hazırladık. Evet, iftar yemeklerimizin kazalarımız oluyor, evet. Tenceremizi kapatmıştım. Hemen şöyle alıyorum. Hemen burada buğday çorbası yapmıştım arkadaşlar. Şöyle nohutlu, buğdaylı çorbamız, naneli. Burada pilavımız var. Pilavımızı da yaptık. Burada tatlarımız, saray sarması tatlarımızı sizlerle birlikte hazırladık. Burada da patlıcan yemeğimizi hazırladık. Beşamel soslu, kaşarlı. Burada da salatalarımız, gördüğünüz gibi arkadaşlar, hepsini hazırlamış olduk sizlerle birlikte. Pilavımızın üzerine tavuğumuzu da dittik şöyle arkadaşlar. Hepsini hazırlamış olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Bana destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlara lütfen yorumlarınızı yazın. Beğeni atın, like atın. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı iftarlar diliyorum. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Hayırlı iftarlar. Görüşmek üzere.